ve Başkan Ali Koç, Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakçı ve William Carvalho transferlerinde yaptığı hamlelerin bedelini ağır ödetiyor. Transfer sezonunun hızlı takımı Fenerbahçe, Cagliari'den João Pedro'yu kadrosuna katmaya çok yakın. Cagliari ile anlaşma sağlayan sarı lacivertliler, detayları görüşmek üzere futbolcunun menajerlerini İstanbul'a davet etti. Son ayrıntıların konuşulmasından sonra imzalar da atılacak. Fenerbahçe'nin Pedro transferinde Başkan Ali Koç'un büyük etkisi bulunuyor. Burak Elmas yönetimiyle dostane ilişkiler içinde bulunan Ali Koç, Dursun Özbey'in iki transferde sarı lacivertli takımında hedefinde olan futbolculara teklif yapmasına çok sinirlendi. Jorge Jesus'un çok istediği William Carvalho için Real Betis'le görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'ın da aynı oyuncuya talip olmasıyla şok oldu. Eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile aralarında fiyatları yükseltmemek için yazılmamış bir anlaşma bulunan Koç, bu harekete çok sinirlendi. Fenerbahçe'nin bonservisi için Konyaspor ile anlaştığı Abdülkerim Bardakçı için Galatasaray'ın devreye girmesi ve sarı lacivertlilerin futbolcuya verdiği tekliften çok daha yüksek bir para verilmesi ise bardağı taşırdı. Galatasaray'ın transfer tanıtımında Fenerbahçe'ye kağıttan uçak göndermesi yapması Ali Koç'u daha da kızdırdı. Abdülkerim Bardakçı transferi yapıldığı zaman Galatasaray, İtalya'da küme düşen Cagliari'nin Brezilya asıllı İtalyan oyuncusu Pedro transferinde önemli bir mesafe kat etmişti. Kulüp ve futbolcuyla anlaşma aşamasına gelinmişti. Ancak menajer yetkisi krizinden dolayı resmi imzalar atılmadı. Fenerbahçe, Jorge Jesus'un Estoril günlerinden tanıdığı ve Cagliari formasıyla Serie A'da çok etkili bir performans gösteren oyuncu için devreye girdi. Patron Jesus'un onayıyla transfer için girişimlerde başlandı ve Ali Koç olaya el attı. Ezeli rakibin bitiremediği transfer için Fenerbahçe kısa zamanda çok yol aldı. Çok gizli yürütülen operasyon sonrasında Cagliari takımıyla anlaşma sağlandı. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun anlaşmayı duyurmasıyla yürütülen operasyon açığa çıktı. Galatasaray tarafı başta Fenerbahçe'nin Pedro'ya talip olma haberlerinin menajer kaynaklı olduğunu ve fiyatı yükseltmek için yaptığını düşündü. Cagliari ile temasa geçen Galatasaraylı yöneticilere Fenerbahçe'nin ilgi kağıdı gösterildi ve onlar da şok oldu. Bu aşamada Galatasaray tarafı bir hamlede daha bulundu. Sarı kırmızılılar Cagliari'ye önerdikleri bonservis ücretini yükseltti. Ancak İtalyan takımı Fenerbahçe'nin daha cazip bir teklifte bulunduğunu belirterek Galatasaray'a hayır dedi. Ve Fenerbahçe Ali Koç'un isteğiyle bu transferde de büyük bir başarı elde etti.